Nasıl bir projeymiş? Tam bilmiyorum ama insanların işine yarayacak, israfı önleyecek bir çalışmaymış. Hocam daha önce yapılmamış bir şey kalmadı ki, insanlar her şeyi icat etti zaten. Evet hocam, bilim adamlarının düşünmediği, yapmadığı bir şey kaldı mı ki? Arkadaşlar, insanoğlu haklı olan, düşünebilen, hayal kurabilen bir varlıktır. Herkesin farklı fikirleri, farklı hayalleri olabilir. Proje üretmek için ille de bilim adamı olmaya gerek yok. Yani bizden bir şeyler çıkar diyorsunuz, öyle mi hocam? Çıkar tabii, biraz kafa yormanız, etrafınıza bakmanız, ihtiyaç duyulan şeyleri tespit etmeniz gerekir. Çevrenizi gözlemlemeniz yeter bence. Hocam, benim kafamda bir şeyler var ama nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Sen kafandakini söyle bir yani. Hocam, duyduğum zaman beni çok rahatsız eden bir haber izledim. Hani kızartma yaptığımız yağları lavaboya döküyoruz ya, bu yağların 1 litresi tam 1 milyon litre suyu kirletiyormuş. Evet, doğru duymuşsun. İşte hocam, bunu önlememiz lazım. Çok haklısın. Suyun kendi kendini temizleme özelliği olduğunu biliyorsunuz. Ancak yağ suda çözünmeyen bir sıvı olduğundan suyun işini biraz zorlaştırıyor. Bu sebeple artık yağların lavabolara dökülüp suya karışmasını önlemek gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz sizce? Yasaklansın hocam da gönder cezalandırılsın mesela. Hocam acaba şöyle yapsak olur mu? Bu atık yağları bir kapta biriktirsek. Daha sonra onları da büyük depolarda toplasak. Sonra da farklı şekillerde değerlendirsek. Ya da imha etsek, toprağa gömsek. Olur tabii. Neden olmasın? Önce kendi evlerimizden çalışmaya başlayalım. Daha sonra da bu sorunu tüm arkadaşlarımıza anlatalım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Annem benim. Aa, ne yapıyorsun Ayla? Patates kızartıyorum akşama. Seversin sen. Sormak ne gelme, bayılırım patatese. Günün nasıl geçti bakalım? İyi mi geçti desem, kötü mü geçti desem. Hani bizim sınıfta yaramaz bir annesi vardı ya. Evet. Ha. Dur. Ne yapıyorsun? Dur, sakın dökme onu, sakın. Ne oluyor kızım? Niye dökmeyecekmiş şimdi? Bekle, hemen geliyorum. Bu kavanoza döküyor atık ya. Kızım bu yağ kararmış artık. Kullanılmaz ki bir daha. Anne, kullanmak için biriktirmiyorum zaten. Sana öyle bir şey anlatacağım ki bir daha bir damlasını bile atmayacaksın. Ah bir bilsen. Neyi bilsen? Anne, bu atık yağların 1 litresi tam 1 milyon litre suyu kirletiyormuş. Değil mi? İkisi de sıvı değil mi neticede canım? Suyla birlikte akar gider. Değil işte anne. Bugün biz okulda bununla ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi biz bu atık yağları bu kaplara biriktireceğiz. Sonra okulda kocaman bir yer var. Oraya boşaltacağız. Hem de geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. İyi peki. Biriktirelim o halde. Gerçekten o kadar suyu kirletiyor muyuz ya? Evet ama biz bunun artık önüne geçtik. İyi peki. O halde biriktirelim. İnşallah bundan sonra herkes dikkatli olur da dökmez. Zaten arkadaşlarım ailelerine, akrabalarına hepsine söylemeye gittiler. Haftaya da bütün okula yiyeceğiz bunu. Çok önemli işler yaptınız gençler. Evet hocam, bizim için küçük bir iş ama insanlık için büyük bir iş yaptık hocam. Devamı gelecek değil mi hocam? Tabii ki, gerisini de getireceğiz. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Bu uygulamadan herkesin haberdar olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İkinci adımda
Okulumuzda bu uygulamayı arkadaşlarımıza anlatacağız. Sularımızın ne kadar kolay korunduğunu basit çalışmalarla birlikte bunu nasıl başardığımızı anlatacağız. Unutmayın, 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Arkadaşlar ne hayal ediyorum biliyor musunuz? Okulumuzdaki tüm öğrenciler atık yağları buraya getirse ya İstanbul'daki tüm arkadaşlarımız böyle yapsa. Öğretmenim çok heyecanlanıyorum ya bunu bütün Türkiye'ye yayarsak. Çok güzel olur. Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve liselerde tam 17 milyon öğrenci var. Bunlar her dönemde 1 litre atık yağın lavabolara dökülmesini önlediğinde yılda 34 milyon litre atık yağ depolanmış olur. Yani 34 bin ton. Şu anda ülkemizde sadece 3500 ton atık yağ biriktirilebiliyor. Öğretmenim, atık yağları toplayarak sadece suları mı korumuş oluyoruz? Bunun başka bir faydası yok mu? Olmaz mı arkadaşlar? Ben bu işi bu kadar büyük düşünebileceğimizi hesaba katmamıştım. Sularımızı korumanın yanında denizlerimizde, göllerimizde yaşayan bitkileri, balıkları ve diğer hayvanları da kurtarmış olacağız. Lavaboların ve kanalizasyonların tıkanmasını önlemiş olacağız. Ayrıca bu atık yağlardan biyodizel otomobil yakıtları üretildiğini biliyor musunuz? Öğretmenim bence bu projemiz 10 numara oldu. Bu projemizi belediye başkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza hatta da başbakana söylememiz lazım. Belki onlar daha da çok geliştirebilir. Bu projemizi ilgililere anlatabilirsek ülkemize, milletimize çok büyük yarar sağlamış olacağız.